Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı 9. bölüm Mrs Weasley'nin hıçkırıkları Dumbledore'un aniden ayrılması Harry'yi çok şaşırttı. Zincirli koltukta öylece oturup geçirdiği şok ve içinde kabaran rahatlama duygusuyla boğuştu. Büyücü Şura üyeleri kalkmaya başlamışlardı. Konuşuyor, kağıtlarını topluyorlardı. Harry de ayağa kalktı. Kimse ona en ufak bir ilgi göstermiyor gibiydi. Fıcın sağında oturan ve şimdi gözlerini Dumbledore yerine ona dikmiş olan kurbağaya benzeyen cadı hariç. Harry onu görmezden geldi. Gidip gidemeyeceğini sormak için Fudge'la ya da Madame Bones da göz göze gelmeye çalışıyordu. Oysa Fudge Harry'i fark etmemekte kararlı gibiydi. Madame Bones da çantasıyla meşguldü. Bu durumda Harry çıkışa doğru birkaç tereddütlü adım attı ve kimse onu çağırmayınca da hızlı hızlı yürümeye koyuldu. Son birkaç adımlık mesafeyi koşarak geçti. Kapıyı hızla çekip açtı. Sorgun yüzünde kaygılı bir ifadeyle oracıkta bekleyen Mr. Weasley'e çarpıyordu az daha. Dumbledore bir şey söylemedi. ''Aklandım.'' dedi Harry. Kapıyı ardından çekerek. ''Bütün suçlamalardan.'' Ağzı kulaklarına varan Mr. Weasley Harry'i omuzlarından yakaladı. ''Harry bu harika bir şey.'' ''Eh tabii seni suçu bulamazlardı. Bu kanıtlarla mümkün değildi. Yine de itiraf edeyim ki.'' Ama Mr. Weasley lafını bitiremedi. Çünkü mahkeme salonunun kapısı bir kez daha açılmıştı. Büyüce şura üyeleri sırayla dışarı çıkıyorlardı. Merlin'in sakalı diye bağırdı Mr. Weasley şaşkınlıkla. Geçebilsinler diye Harry'i kenara çekerek. Seni bütün mahkeme heyeti mi yargıladı? Sanırım dedi Harry usulca. Büyücülerden bir iki tanesi geçerken Harry'e başıyla selam verdi. Aralarında Madame Bonsu'nda bulunduğu az sayıda kişi Mr. Weasley'e Günaydın Arthur dedi ama çoğu gözlerini kaçırdı. Cornelius Fudge ile kurbağaya benzeyen cadı mahzenden son çıkanlar arasındaydı. Fudge, Mr. Weasley ile Harry duvarın bir parçasıymışlar gibi davrandı. Ama cadı geçerken Harry'e bir kez daha sanki tartışıyormuş gibi baktı. Yanlarından en son geçen kişi Percy'ydi. Fudge gibi o da babasıyla Harry'i tamamen görmezden geldi. Elinde koca bir parşömen tomarı ve avuç dolusu yedek tüy kalemle sırtı dimdik ve burnu havada yanlarından geçti gitti. Mr. Weasley'nin nazı kasılır gibi oldu. Ama bunun dışında üçüncü oğlunu gördüğüne dair hiçbir işaret vermedi. Percy'nin topukları dokuzuncu kata giden merdivenlerde kaybolurken Mr. Weasley Harry'e yanına gelmesini işaret etti ve ''Seni dost doğru geri götüreceğim ki diğerlerine iyi haberi verebilesin.'' dedi. ''Bethnal Green'deki o tuvalete giderken seni bırakırım. Gel hadi.'' ''Peki tuvalet konusunda ne yapmanız gerekiyor?'' diye sordu Harry sırıtarak. Birden her şey eskisinden beş kat daha komik bir hal almıştı. Nihayet olanları algılamaya başlamıştı. Aklanmıştı. Hogwarts'a dönüyordu. Merdivenleri çıkarlarken Mr. Weasley, ''Ha canım, uğursuzluk büyüsüne karşı basit bir bozma büyüsü gerekiyor sadece.'' dedi. Ama önemli olan hasarı onarmak değil, yakıp yıkmanın ardındaki tavır Harry, magıları taciz etmek kimi büyücüye komik gelebilir. Ama aslında çok daha derindeki, çok daha çirkin bir şeyin ifadesi. Ben kendi payıma. Mr. Weasley cümlesini yarıda kesti. Tam da dokuzuncu katın koridoruna gelmişlerdi. Cornelius Fudge biraz ötede duruyordu. Düz sarı saçlı, sivri ve solgun yüzlü, uzun boylu bir adamla alçak sesle konuşuyordu. İkinci adam onların ayak sesine döndü. O da lafın yarıda kesmişti. Soğuk gri gözlerini kısıp Harry'nin yüzüne baktı. ''Bak sen'' dedi Lucius Malfoy sakin sakin. ''Patronus Potter'' Harry sert bir şeye çarpmış gibi soluğunun kesildiğini hissetti. O soğuk gri gözleri en son bir ölüm yerinin kukuletasındaki deliklerin ardında görmüştü. Adamın sesini de Lord Voldemort karanlık bir mezarlıkta kendisine işkence ettiği sırada duymuştu. Adam onunla alay etmişti. Harry, Lucius Malfoy'un onun yüzüne bakma cüreti gösterdiğini inanamıyordu. Onun burada, sihir bakanlığında olduğuna ya da Harry daha birkaç hafta önce Cornelius Faça, Malfoy'un bir ölümeyen olduğunu söylemişken, bacın onunla konuştuğuna inanamıyordu. Mr. Malfoy heceleri uzata uzata, bakan bana nasıl paçayı kurtardığından söz ediyordu Potter, dedi. Sıkışık durumlardan sürekli sıyrılman hayli şaşırtıcı, hatta yılandan farksız. Mr. Weasley uyarmak için Harry'nin omzunu kavradı. Evet, dedi Harry, evet kaçma işinde ustayım Lucius Malfoy bakışlarını Mr. Weasley'nin yüzüne dikti. Ve Arthur Weasley, burada ne yapıyorsun Arthur? Mr. Weasley, burada çalışıyorum diye lafı kısa kesti. Burada değil ama ha? dedi Mr. Malfoy kaşlarını kaldırıp Mr. Weasley'nin omzunun üstünden kapıya bakarak. Ben seni ikinci katta çalışıyor sanıyordum. Muggle eşyalarını gizlice eve götürüp büyülemekle ilgili bir şeyler yapmıyor muydun sen? Mr. Weasley, hayır diye cevabı yapıştırdı. Parmakları Harry'nin omzunu delecekti neredeyse. Harry siz burada ne yapıyorsunuz peki? diye sordu Lucius Malfoy'a. Malfoy benimle bakan arasındaki özel konuların seni ilgilendireceğini sanmıyorum Potter dedi. Cübbesinin önünü düzeltti. Harry bir cep dolusu altınınkine benzer bir şıkırtı duydu. Hadi ama sırf Dumbledore'un göz bebeğisin diye bizlerin de seni aynı şekilde şımartmamızı bekleyemezsin. Büronuza gidelim mi artık bakanım? Elbette dedi Faç. Sırtını Harry ile Mr. Weasley'e dönerek. Buradan Lucius. Alçak sesle konuşarak uzaklaştılar. Mr. Weasley onlar asansöre girene kadar elini Harry'nin omzundan çekmedi. Harry onlar gidince madem Faç'a işi varmış niye bürosunun kapısında beklemiyor diye öfkeyle patladı. Burada aşağıda ne yapıyordu? Son derece huzursuz görünen Mr. Weasley bana sorarsan gizlice mahkeme salonuna girmeye niyetleniyordu dedi. Bir yandan da sanki konuştuklarının duyulmayacağından emin olmak istermiş gibi başını çevirmiş arkasına bakıyordu. Atılıp atılmayacağını öğrenmeye çalışıyordu. Seni bırakınca Dumbledore'a da bir not göndereyim. Malfoy'un yeniden faşa konuştuğunu bilmesi şart. Ne gibi bir özel işleri varmış ki? Mr. Weasley öfkeyle altın olsa gerek dedi. Malfoy yıllardan beri her şey için cömertçe para dağıtıyor. Bu sayede doğru insanlara ulaşıyor. Ki sonra karşılığını isteyebilsin. Geçmesini istemediği yasaları erteletsin. Aa, çok iyi ilişkileri vardır Lucius Malfoy'un. Asansör geldi. Atrium düğmesine basan Mr. Weasley'nin başının etrafında kanat çırpan bir not sürüsü hariç asansör boştu. Kapılar tangırdayarak kapandı. Mr. Weasley sinirli sinirli notları kışkışladı. Mr. Weasley, dedi Harry yavaş yavaş. Eğer Faç, Lucius Malfoy gibi ölüm buluşuyorsa, eğer onlarla tek başına görüşüyorsa... Ona imperius laneti yapmadıklarını ne biliyoruz? Mr. Weasley yavaşça, sanma ki aklımıza gelmedi, dedi. Ama Dumbledore, Fudge'in şimdilik kendi hesabını hareket ettiğini düşünüyor. Ki Dumbledore'a göre bu da insanın içini rahat ettiren bir şey sayılmaz. En iyisi şu anda bu konuda daha fazla konuşmamak Harry. Kapılar kayarak açıldı. Artık neredeyse boş olan atrüyüme çıktılar. Nöbetçi büyücü Erik yine gelecek postasının arkasına gizlenmişti. Altın fıskenin önünden geçip gidiyorlardı ki Harry bir şey hatırladı. Bekleyin dedi Mr. Weasley'e. Para kesesini cebinden çıkartarak fıskeye geri döndü. Yakışıklı büyücünün yüzüne baktı. Ama yakından onun biraz zayıf ve budalaca göründüğünü düşündü. Cadının yüzünde güzellik yarışmasına katılan birininkini andıran ruhsuz bir gülümseme vardı. Ve Harry'nin cin cücelerle at adamlar hakkında bildiği kadarıyla onların ne türden olursa olsun Herhangi bir insana böylesine içli içli bakarken yakalanmaları çok uzak bir ihtimaldi. Sadece Evcin'in kölece itaatkar tavrı inandırıcı görünüyordu. Harry, Hermione'nin Evcin'e heykelini görse neler diyeceğini düşünüp sırıtarak kesesini ters yüz etti ve yalnızca on gelini atmakla kalmayıp içinde ne varsa hepsini havuza boşalttı. ''Biliyordum!'' diye bağırdı Ron havayı yumruklayarak. Sen hep paçayı kurtarırsın! Seni aklamak zorundaydılar!'' dedi Harmony. Harry mutfağa girdiği anda endişeden resmen bayılacak gibiydi. Şimdi ise titreyen eliyle gözlerini kapatıyordu. Zaten sana karşı dava atacak gerekçeleri yoktu. Hem de hiç. Yine de herkes pek rahatlamış görünüyor, dedi Harry. Yani hepinizin kurtulacağımı bildiği düşünülürse. Mrs. Weasley yüzün önlüğüne siliyordu. Fred, George ve Ginny de şarkı söyleyip bir tür savaş dansı yapıyorlardı. Kurtuldu, 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 Yeter artık oturun yerinize diye bağırdı Mr. Vizi. Oysa o da gülümsüyordu. Dinle Sirius, Lucius Malfoy bakanlıktaydı. Ne? dedi Sirius haşin bir sesle. Kurtuldu, kurtuldu, kurtuldu. Kesin sesinizi size söylüyorum. Evet dokuzuncu katta onu façla konuşurken gördük. Sonra birlikte facın bürosuna gittiler. Dumbledore'un bunu öğrenmesi lazım. Kesinlikle dedi Sirius. Biz ona söyleriz sen merak etme. ''Eh ben gideyim öyleyse. Bethnal Green'de beni bekleyen bir kusan tuvalet var. Molly ben geç geleceğim. Tonks'un nöbetini devralıyorum ama Kingsley yemeğe gelebilir.'' ''Kurtuldu. Kurtuldu. Kurtuldu.'' ''Yeter dedim Fred Giorgini.'' dedi Mrs. Weasley. Mr. Weasley mutfaktan çıkarken. ''Harry canım gel de otur biraz yemek ye. Kahvaltı bile etmedin doğru dürüst.'' Ron ve Hermione onun karşısına oturdular. Harry Grimmauld meydanına geldi geleli hiç bu kadar mutlu görünmemişlerdi. Harry'nin Lucius Malfoy ile karşılaşmasının biraz törpülediği, baş döndürücü rahatlama duygusu yeniden kabardı. Kasvetli ev birden daha sıcak görünmeye başlamıştı. Onları bağrına basıyor gibiydi. Gürültünün kaynağını anlamak için domuz burnu gibi burnunu mutfağa sokan Kreacher bile artık o kadar çirkin görünmüyordu. Ron sevinçle Tabi Dumbledore senin tarafını olduktan sonra seni mahkum etmelerinin imkanı yoktu dedi. Herkesin tabağına koca koca tümsekler halinde patates püresi koyuyordu. Evet işin seyrini değiştirdi dedi Harry. Yine de keşke benimle konuşsaydı. Hiç değilse bana baksaydı. Demeninse kulağı hem nankörce hem de çocukça geleceğini düşündü. Ve tam bunu düşünürken alnındaki yara izi öylesine fena yanmaya başladı ki elini üstüne bastırdı. Ne oldu diye sordu Hermione. Korkmuş görünüyordu. Yara izi diye mırıldandı Harry. Ama bir şey değil artık hep oluyor. Ötekilerin hiçbiri durumu fark etmiş görünmüyordu. Şimdi hepsi bir yandan Harry'nin ucu ucuna kurtulmasına sevinirken bir yandan da yemek yiyorlardı. Fred, George ve Ginny hala şarkı söylüyordu. Hermione hali kaygılı görünüyordu. Ama daha o bir şey söyleyemeden Ron sevinç içinde Bahse girerim ki Dumbledore bu akşam gelir. Bizimle birlikte kutlamak için yani, dedi. Mrs. Weasley, Harry'nin önüne koca bir tabak kızarmış tavuk koyarken, gelebileceğini sanmıyorum Ron, dedi. Şu sıralar sahiden çok meşgul. Kurtuldu, kurtuldu, kurtuldu. Kesin sesinizi, diye kükredi Mrs. Weasley. Sonraki birkaç günde Harry elinde olmadan Grimmauld Meydan'ın 12 numarada onun Hogwarts'a dönmesine o kadar da memnun olmayan birinin varlığını fark etti. Sirius haberi ilk duyduğunda çok güzel mutluluk numarası yapmış, Harry'nin elini koparırcasına sıkarken tıpkı diğerleri gibi ağzı kulaklarında gülümsemişti. Ancak çok geçmeden eskisinden de karamsar ve somurtkan bir hale geldi. Herkese daha az konuşmaya başladı. Hatta Harry ile bile. Artık sık sık annesinin odasına kapanıyor Şah Gagayla gittikçe daha çok vakit geçiriyordu. Harry duygularını Hermione ve Ron'a açınca ''Sakın suçluluk duyma'' dedi Hermione kararlı bir şekilde. Üçüncü kattaki küflü bir dolabı fırçalıyorlardı. ''Sen Hogwarts'a aitsin. Sirius da bunu biliyor. Bence bencilce davranıyor.'' Ron parmağını sıkıca yapışmış bir küf parçasını çıkarmaya çalışırken kaşlarını çatarak ''İnsafsızlık etme Hermione'' dedi. ''Sen de olsan tek başına bu eve tıkılmak istemezdin. Hermione tek başına kalmayacak ki dedi. Bu ev Zümrüt Ankara yoldaşının karargahı değil mi? Harry de burada onunla oturacak diye umutlandı hepsi bu. Harry elindeki bezi sıkarak bence bu doğru değil dedi. Ona burada kalabilir miyim diye sorduğumda bana doğru dürüst bir cevap vermedi. Hermione akıllı akıllı fazla umutlanmak istememiştir de ondan dedi. Aslında belki o da kendini biraz suçlu hissetmiştir. Çünkü içten içe senin okuldan atılacağını umuyordu sanırım o zaman ikiniz de toplum dışı olacaktınız. Harry ve Ron birazdan hadi canım dediler ama Hermione omuz silkmekle yetindi. Siz bilirsiniz ama ben bazen Ron'un annesinin haklı olduğunu düşünüyorum. Sirius gerçekten de seni babanla karıştırıyor Harry. Harry ateşli ateşli yani kafadan kontak mı demek istiyorsun diye sordu. Hayır dedi Hermione sakin sakin. Sadece uzun süre yapayalnız kaldığını düşünüyorum. Bu sırada Mrs. Vizzi arkaların arkalarındaki kapıdan yatak odasına girdi. Kafasını dolaba sokup daha bitirmediniz mi diye sordu. Ben de buraya mola verin demek için geldin sandım dedi Ron acı acı. Buraya geldik geleni ne kadar küf temizledik biliyor musun? Mrs. Weasley yoldaşlığa yardım etmeye pek hevesliydin dedi. Kendi payına düşeni karargah yaşanır hale getirerek yapabilirsin. Ron kendimi evcini gibi hissediyorum diye homurdandı. Şimdi onların ne korkunç bir hayat sürdüklerini anladığına göre belki Elite biraz daha aktif olabilirsin dedi Hermione umutla. Mrs. Weasley onları işleriyle baş başa bırakıp gitmişti. Belki de insanlara hep temizlik yapmanın ne berbat bir şey olduğunu göstermek kötü bir fikir değildir. Sponsor desteğiyle Gryffindor'daki ortak salonu sileriz. Bütün gelir Erit'e gider. Hem bilinç yükselir hem de fonlar artar. Ron sinirli sinirli. Ben sana sponsor olayım da şu Erit muhabbetini kes diye mırıldandı ama yalnızca Harry'nin duyabileceği bir sesle. Tatilin sonu yaklaştıkça Harry her geçen gün daha sık Hogwarts hayalleri kurmaya başladığını fark etti. Hagrid'i tekrar görmeyi, Quidditch oynamayı hatta sebze tarlalarından geçerek bitki bilim seralarına gitmeyi iple çekiyordu. Dolapların yarısının hala sürgülü ve kapalı olduğu, Creature'ın yanından geçenlere gölgelerin içinden hırıltıyla hakaretler savurduğu bu tozlu, küf kokulu evden ayrılmak bir zevk olacaktı. Harry tabii ki bunları Sirius'un duyacağı yerlerde söylememeye özen gösteriyordu. Voldemort karşıtı hareketin karargahında yaşamak Harry'nin daha önce beklediği kadar ilginç ya da heyecan verici değildi hiç. Gerçi Zümrüt e Ankara yoldaşlı üyeleri düzenli olarak eve girip çıkıyor, bazen uğrayıp birkaç dakikalık fısıltılı konuşmalar yapıyor, bazen de yemeğe kalıyorlardı ama Mrs. Weasley Harry ile diğerlerinin kulak mesafesine ister uzayan ister normal olsun Girmelerine izin vermiyordu. Ve kimse hatta Sirius bile Harry'nin geldiği gece öğrendikleri dışında bir şeyler bilmesi gerektiğini düşünmüyor gibiydi. Tatilin son günü Harry tam gardrobun tepesinden Hedwig'in pisliğini temizlerken Ron elinde iki zarfla yatak odasına girdi. Zarflardan birini bir iskemleye çıkmış olan Harry'e atarak ''Kitap listeleri geldi'' dedi. ''Nihayet ben unuttular'' sanmıştım. ''Genelde daha önce gelir.'' Harry pisliklerin sonuncusunu bir çöp torbasının içine süpürüp Torbayı Ron'un başının üstünden köşedeki çöp sepetine attı. Sepet torbayı yutup yüksek sesle geğirdi. Harry mektubu açtı. İçinde iki parça parşömen vardı. Biri eğitim döneminin 1 Eylül'de başladığına ilişkin her zamanki uyarıydı. Ötekinde ise o yıl hangi kitaplara ihtiyacı olacağı bildiriliyordu. Listeyi okuyarak sadece iki yeni kitap var dedi. Miranda Gorshalk'ın 5. sınıflar için temel büyüler kitabı ve Wilbur Slinghart'ın savunma sihri kuramı. Şak, Fred ve George Harry'nin yanı başında cisimlendiler. Harry artık buna öyle alışmıştı ki iskemlesinden bile düşmedi. "Fred, laf olsun diye konuşurmuş gibi, Sirius'un kitabını kimin listeye koyduğunu merak ediyorduk." dedi. "Çünkü bu Dumbledore yeni bir karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni buldu demek." dedi George. "Eh, vakti gelmişti artık." dedi Fred. Harry aşağı atlayıp onların yanına inerek, "Ne demek istiyorsunuz?" dedi. Birkaç hafta önce uzayan kulakları kullanarak annemle babamın konuştuğunu duyduk dedi Fred. Anladığımıza göre Dumbledore bu yıl bu işi yapacak birini bulmakta cidden güçlük çekiyor. Son dördünün başına neler geldiğini düşünecek olursanız bunda şaşacak bir şey yok değil mi? dedi George. Harry parmaklarıyla sayarak biri kovuldu, biri öldü, birinin hafızası silindi, biri de dokuz ay bir sandıkta kilitli kaldı dedi. Evet ne demek istediğini anlıyorum. Senin neyin var Ron? diye sordu Fred. Ron cevap vermedi. Harry dönüp baktı. Ron ağzı hafiften açık. Olduğu yerde kala kalmış. Hogwarts'tan gelen mektuba bakıyordu. Fred sabırsızca neler oluyor dedi. Ron'un arkasına geçip omzunun üstünden perşemene baktı. Fred'in de ağzı bir karış açıldı. Sınıf başkanı mı? dedi gözlerine inanamıyormuş gibi mektuba bakarak. Sınıf başkanı ha? George bir zıplayışta Ron'un öbür elindeki zarfı kaptı baş aşağı çevirdi. Harry kırmızı ve altın sarısı bir şeyin George'un avucuna düştüğünü gördü. Olamaz dedi George fısıltıyla. Bir yanlışlık olmalı dedi Fred. Mektubu Ron'un elinden çekip aldı. Sadece olup olmadığını kontrol eder gibi ışığa tutup baktı. Ron'u sınıf başkanı yapmak için insanın aklını peynir ekmekle yemiş olması gerek. İkizlerin başları aynı anda döndü. İkisi de Harry'e baktılar. Fred ''Yüzde yüz sen olursun diye düşünüyorduk'' dedi. Sesinde sanki Harry onları bir şekilde aldatmış gibi bir ton vardı. George gücenmiş gibi ''Dumbledore mutlaka seni seçer sanıyorduk'' dedi. ''Üç büyücü turnuvasını kazandım falan'' dedi Fred. ''George yaptığı bütün o çılgınca işler yüzünden olmalı'' dedi Fred'e. ''Doğru'' dedi Fred ağır ağır. ''Evet başlarına öyle çok dert açtın ki abi. Eh hiç değilse ikinizden biri neye öncelik vereceğini iyi biliyor.'' Harry'nin yanına geldi. Onun sırtına bir şaplak atarken Ron'a yakıcı bir bakış fırlattı. Sınıf başkanı, bastı bacak sınıf başkanı Ronny. Ay annem iğrenç davranacak diye inledi George. Sanki biraz daha tutarsa elini kirletebilirmiş gibi sınıf başkanı rozetini gerisin geri Ron'a fırlattı. Henüz tek kelime etmemiş olan Ron rozeti aldı. Bir an ona baktı. Sonra sahici olduğunu onaylatmak istermiş gibi Harry'i uzattı. Harry rozeti aldı. Gryffindor aslanın üzerine kocaman SB harfleri yazılıydı. Hogwarts'taki ilk gününde Percy'nin göğsünde de bu rozetin aynını görmüştü. Kapı savrularak açıldı. Hermione koşarak odaya girdi. Yanakları kıpkırmızıydı. Saçı uçuşuyordu. Elinde bir zarf vardı. Sen, sen de aldın mı? Harry'nin elindeki rozeti fark edince bir çığlık attı. Mektubunu sallayarak heyecanla ''Biliyordum'' dedi. ''Ben de Harry, ben de.'' Harry hemen ''Hayır'' dedi. Rosette'i yeniden Ron'un eline tutuşturdu. Ben değil Ron. Tam ne? Sınıf başkanı olan Ron ben değilim dedi Harry. Ron mu? dedi Hermione. Ağzı bir karış açılmıştı. Ama emin misin yani? Ron ona yüzünde meydan okuyan bir ifadeyle bakınca kızardı. Mektupta benim adım yazıyor dedi Ron. Ben dedi Hermione iyice afallamış görünüyordu. Ben şey hey aferin Ron bu sahiden de Sürpriz oldu dedi George başıyla onaylayarak. Hayır dedi Hermione daha da fazla kızararak. Hayır olmadı Ron bir sürü aslında o. Arkasındaki kapı biraz daha açıldı ve Mrs. Weasley elinde yeni yıkanıp ütülenmiş bir cübbe yığınıyla geri geri yürüyerek odaya girdi. Yatağa doğru yürüyüp cübbeleri iki sıra halinde ayırırken zarflara şöyle bir baktı ve Cini kitap listelerinin nihayet geldiğini söyledi, dedi. Onları bana verirseniz bu öğleden sonra Diagon yoluna giderim. Size eşyalarınızı toplarken ben kitaplarınızı alırım. Ron, sana yeni pijama da almam gerek. Bunlar en az 15 santim kısa. Bu kadar hızlı uzadığına inanamıyorum. Ne renk isterdin? George alaycı alaycı sırıtarak rozetine uysun diye kırmızıyla altın sarısı al, dedi. Mrs. Weasley dalgın dalgın neyine uysun diye, dedi. Bir yandan da bir çift vişne çürüğü rengi çorabı katlayıp Ron'un çamaşır yığınının üstüne koyuyordu. Rozetine dedi Fred. Kötü haberi bir an önce verip kurtulmak istermiş gibi bir edayla. Güzel, pırıl pırıl yeni sınıf başkanı Rozetine. Fred'in sözlerinin pijamalarla meşgul olan Mrs. Weasley'nin kafasına dank etmesi bir an aldı. Onun ama Ron yoksa Ron rozetini kaldırıp gösterdi. Mrs. Weasley tıpkı Hermione'ninki gibi bir çığlık attı. İnanmıyorum, inanmıyorum Ahro ne harika. Bir sınıf başkanı. Ailede herkes sınıf başkanı oldu. Fred'le ben neyiz? Komşu çocuğu mu? Dedi George dargın dargın. Annesi ise onu kenara itip en küçük oğluna sarılmıştı bile. Hele babam bir duysun. Ron seninle öyle iftar ediyorum ki. Ne harika bir haber. Sen de Bil ve Percy gibi öğrenciler başkanı olabilirsin. Bu ilk adım. Aa bunca sıkıntının içinde böyle bir şey olması ne hoş. Öyle heyecanlandım ki. A Roni. Fred ve George onun arkasında yüksek sesle öğürüyorlardı ama Mrs. Weasley bunu fark etmedi. Kollarını Ron'un boynuna sımsıkı sarmış. Onun yüzünü öpücüklere boğuyordu. Ron'un yüzü rozetinden de kırmızı olmuştu. Anne yapma anne kendine hakim ol diye mırıldanıyor onu itmeye çalışıyordu. Mrs. Weasley onu bıraktı ve soluk sola ''Eee ne olacak peki dedi. Percy'ye bir baykuş almıştık ama senin zaten baykuşun var. Ne? Ne demek istiyorsun? dedi Ron kulaklarına inanmaya cesaret edemez gibiydi. Mrs. Weasley şefkatle bunun için bir ödülü hak ettin dedi. Yepyeni bir resmi cübbe ister miydin? Biz almıştık zaten dedi Fred. Bu cömertliğinden sahiden pişman olmuş gibi bir tavırla. Ya da yeni bir kazan. Charlie'nin eski kazanı iyice paslanmış. Ya da yeni bir fare. Skebers'ı hep sevmiştin sen. Anne dedi Ron umutlu umutlu. Yeni bir süpürge isteyebilir miyim? Mrs. Weasley'nin yüzü biraz asıldı. Süpürgeler pahalıydı çünkü. Ron telaşla öyle çok iyi bir süpürge değil diye ekledi. Sadece yeni olsun yeter değişiklik olsun diye. Mrs. Weasley bir an duraksadı. Sonra gülümsedi. Elbette isteyebilirsin. E, eğer bir de süpürge almam gerekiyorsa yola çıksam iyi olur. Sonra görüşürüz. Küçük Roni sınıf başkanı. Eşyalarınızı sandıklarınıza yerleştirmeyi de unutmayın. Bir sınıf başkanı. Ay içim kıpır kıpır oldu. Ron'u yine yanağından öptü. Gürültüyle burnunu çekti ve odadan hıza çıktı. Fred ve George bakıştılar. Fred güya endişeli bir sesle ''Seni öpmezsek kusura bakmazsın değil mi Ron?'' diye sordu. ''İstersen eğilip selam verebiliriz.'' dedi George. ''Öf kesin sesinizi.'' dedi Ron onlara kaşlarını çatarak. ''Ya susmazsak?'' dedi Fred. Yüzünde şeytani bir tebessüm vardı. Bizi cezaya mı dikersin? Denese de görsem, diye kıs kıs güldü George. Hermione öfkeyle, ayağınızı denk almazsanız yapabilir, dedi. Fred ve George kahkahayı patlattılar. Ron da, yapma Hermione, dedi. Fred titriyormuş gibi yaparak, ayağımızı denk almamız gerekecek George, dedi. Bu ikisi peşimizde olduğuna göre... Evet yasalara karşı geldiğimiz günler geride kaldı anlaşılan dedi George başını iki yana sallayarak. Ve ikizler gürültülü bir şak sesiyle buharlaştılar. Aman bu ikisi de dedi Hermione hiddetle tavana baktı. Fred ve George'un üst kattaki odalarına gülmekten kırıldıklarını duydular. Onları aldırma Ron kıskanıyorlar hepsi bu. Ron da tavana baktı ve kuşkuyla kıskandıklarını sanmıyorum dedi. Sadece gıcıklar sınıf başkanı olur demişlerdir hep yine de diye ekledi. Sesi daha mutlu çıkıyordu. Hiçbir zaman yeni süpürgeleri olmadı. Keşke ben de annemle gidip seçebilsem. Nimbus olacak parası hayatta yoktur ama yeni bir sil süpür var. Onu alırsa harika olur. Evet en iyisi ben gidip ona sil süpürü beğendiğimi söyleyeyim de haberi olsun. Odadan ok gibi çıkıp Harry ile Hermione'yi baş başa bıraktı. Harry nedense Hermione'ye bakmak istemediğini fark etti. Yatağına döndü. Mrs. Weasley'nin yatağın üzerine yerleştirdiği temiz cübbe yığınını alıp odanın öbür yanına sandığına gitti. Harry dedi Hermione tereddütlü bir sesle. Aferin sana Hermione dedi Harry. O kadar candan söylemişti ki sanki ses onun sesi değildi. Hala ona bakmayarak ekledi. Harika sınıf başkanı çok iyi. Teşekkürler dedi Hermione. Şey Harry ''Annemle babama haber vermek için Hedwig'e ödünç alabilir miyim? Gerçekten sevinirler. Yani sınıf başkanı onların da anlayabileceği bir şey.'' ''Tabii hiç sakıncası yok.'' dedi Harry. Yine ona ait olmayan ofici şekilde candan sesle. ''Al tabi.'' Sandanın üstüne eğildi. Cübbelerini en alta koydu ve Hermione gardıroba gidip Hedwig'i aşağı çağırırken bir şey arıyormuş gibi yaptı. Birkaç dakika geçti. Harry kapının kapandığını duydu ama öyle eğilmiş halde kaldı. Etrafı dinliyordu. Tek duyabildiği duvardaki boş tablonun yine kıs kıs gülmesi ve köşedeki çöp sepetinin tıksırıp baykuş pisliklerini çıkarmasıydı. Doğruldu ve arkasına baktı. Hermione çıkmıştı. Hedwig de gitmişti. Harry yavaşça dönüp yatağına oturdu. Görmeyen gözlerle gardırobun ayağına bakıyordu. Sınıf başkanlarının 5. yılda seçildiğini tamamen unutmuştu. Okuldan atılma ihtimali yüzünden öyle kaygılanmıştı ki o sırada bazı kişilere rozet gidiyor olması gerektiği aklına gelmemişti. Peki ya hatırlamış olsaydı? Ya bu aklına gelmiş olsaydı? Ne beklerdi o zaman? Bunu değil, dedi kafasının içindeki küçük ve doğrucu bir ses. Harry yüzünü buruşturup ellerine gömdü. Kendi kendine yalan söyleyemezdi. Eğer sınıf başkanı rozetinin yolda olduğunu bilse, onu Ron'a değil kendisine gelmesini beklerdi. Bu onu Draco Malfoy kadar kendini beğenmiş yapıyor muydu acaba? Kendini başka herkesten üstün mü görüyordu? Ron'dan daha iyi olduğuna gerçekten inanıyor muydu? Küçük ses meydan okurcasına "Hayır." dedi. "Doğru mu bu?" diye merak etti Harry. Endişeyle kendi duygularını deşerek "Ben Quidditch'te daha iyiyim." dedi ses. "Ama başka hiçbir şeyde daha iyi değilim." Bu kesinlikle doğru diye düşündü Harry. Derslerde Ron'dan iyi yanı yoktu. Peki ya dersler dışında? Oron ve Hermione'nin Hogwarts'a başladıktan sonra birlikte yaşadıkları, çoğu kez okuldan atılmaktan çok daha büyük tehlikelere atıldıkları o maceralar. İyi de Ron ve Hermione de çoğu kez benimle birlikteydiler, dedi Harry'nin kafasının içindeki ses. Ama her zaman değil, diye Harry kendi kendisiyle tartıştı. Benimle birlikte Quirrell'la mücadele etmediler. Riddle ve Basilisk'in karşısına çıkmadılar. Sirius'un kaçtığı gece bütün o ruh kurtulmadılar. Voldemort'un döndüğü gece benimle birlikte mezarlıkta değildiler. Ve geldiği gece üstüne çöken o haksızlığa uğrama duygusu yine kabardı. Ben kesinlikle daha fazlasını yaptım diye düşündü Harry öfkeyle. İkisinden de daha fazlasını yaptım. Ama belki de dedi küçük ses adil bir biçimde. Belki Dumbledore sınıf başkanlarını kendilerini birçok tehlikeli duruma soktukları için seçmiyordur. Belki de onları başka nedenlerle seçiyordur. Ronda senin sahip olmadığın bir şey olmadı. Harry gözlerini açtı ve parmaklarının arasından gardrobun pençe biçimindeki ayaklarına baktı. Fred'in ne dediğini hatırlamıştı. Ron'u sınıf başkanı yapmak için insanın aklını peynir ekmekle yemiş olması gerek. Harry acı acı güldü. Bir saniye sonra da kendinden iğrendi. Ron, Dumbledore'dan ona sınıf başkanlığı rozetini vermesini istememişti. Bu, Ron'un kabahati değildi ki. Şimdi o, Harry, yani Ron'un dünyadaki en iyi arkadaşı, sırf kendisinin rozeti yok diye surat mı asacaktı? Ron'un arkasından ikizlerle birlikte ona gülecek miydi? İlk kez Harry'i bir şeyde alt etmişken Ron'un keyfini mi kaçıracaktı? Tam o sırada Harry merdivenlerde yeniden Ron'un ayak seslerini duydu ayağa kalktı, gözlüğünü düzeltti ve Ron kapıdan içeri hoplaya zıplaya girerken yüzüne zoraki bir gülümseme oturttu. Ron hayatından memnun bir şekilde ucu ucuna yakaladım onu dedi. Alabilirse sil süpür alacağını söylüyor. Süper dedi Harry. Sesindeki o tuhaf candanlığın kaybolduğunu duyunca da içi rahatladı. Dinle Ron. Aferin sana abi. Ron'un yüzündeki tebessüm silindi. Başını iki yana sallayarak benim başkan olacağımı hiç düşünmemiştim dedi. Sen olursun diye düşünmüştüm hep. Yok ben başıma fazla derde soktum dedi Harry. Fred'in yankısıymış gibi. Evet dedi Ron. Evet öyle galiba. E sandıklarımızı toplayalım artık ha. Geldiklerinden bu yana eşyalarının bunca dağılmış olması garipti. Evin her yanından kitaplarıyla ötebellerini toplayıp yeniden okul sandıklarına yerleştirmeleri neredeyse bütün öğleden sonrayı aldı. Harry Ron'un sınıf başkanı rozetini bir oraya bir buraya koyduğunu fark etti. Önce komodinin üstüne, sonra kot pantolonunun cebine koydu. Sonra aldı ve siyahın üzerinde kırmızının nasıl duracağını görmek istermiş gibi katlanmış tübbesinin üstüne yerleştirdi. Ancak Fred ve George gelip de rozeti kalıcı yapıştırma büyüsüyle alnına yapıştırmayı teklif edince Şefkat devişne çürüğü çoraplarına sardı ve sandığına koyup kilitledi. Mrs. Weasley, Diagon yolundan saat 6 civarında döndü. Eli kolu kitap doluydu ve kalın kahverengi ambalaj kağıdına sarılı uzun bir paket taşıyordu. Ron bunu özlem dolu bir iniltiyle ondan aldı. Şimdi açmaya kalkma insanlar yemeğe gelmeye başladı. Hepinizin aşağı inmesini istiyorum dedi Mrs. vizi. Ama o gözden kaybolur kaybolmaz Ron hummalı bir şekilde kağıdı parçalayarak açtı. Ve kendinden geçmiş bir halde yeni süpürgesinin her santimetre karesini incelemeye başladı. Bodrum katında Mrs. Vizi, tepeleme dolu yemek masasının üstüne kırmızı bir bez asmıştı. Üzerinde şunlar yazılıydı. Tebrikler, Ron ve Hermione, yeni sınıf başkanları. Mrs. Vizi, Harry'nin onu tatil boyunca gördüğünden çok daha keyifliydi. Harry, Ron, Hermione, Fred, George ve Ginny'ye onlar odaya girer girmez öyle oturup yemek yemektense küçük bir parti verelim dedim, dedi. Babanla bir yolda Ron, ikisine de baykuş yolladım. İkisi de çok heyecanlandı diye ekledi. Yüzü mutluluktan ışıl ışıl. Fred gözlerini devirdi. Sirius, Lupin, Tonks ve Kingsley Shacklebolt zaten oradaydı. Harry kendine bir kaymak bira saldıktan az sonra da Deli Göz Moody tahta bacağıyla topallaya topallaya geldi. Deli Göz seyahat cübbesini silkelenerek sırtından atarken Mrs. Weasley ''Aa Alistair geldiğine çok sevindim'' dedi neşeyle. ''Ne vakittir senden bir şey isteyecektik.'' Misafir odasındaki kapaklı yazı masasına bakıp içinde ne olduğunu bize söyleyebilir misin? Belki feci bir şeydir diye açmak istemedik. Mesele değil Molly. Moody'nin elektrik mavisi gözü yukarı doğru döndü ve mutfağın tavanını delercesine sabit baktı. Misafir odası diye homurdandı. Göz bebeği kısılırken. Köşedeki masa mı? Evet, görüyorum. Evet, bir böcürt. Çık onu yolcu etmemi ister misin Molly? Hayır, hayır. Daha sonra kendim yaparım diye güldü Mrs. vizi. Sen içkini iç. Aslında küçük bir kutlama bu. Eliyle kırmızı bezi işaret etti. Ailedeki dördüncü sınıf başkanı dedi şefkatle. Ron'un saçlarını karıştırarak. Sınıf başkanı ha? Diyor homurdandı Moody. Normal gözü Ron'un üstündeydi. Sihirli gözü ise yan tarafa dönüp başının içine bakmaya başladı. Harry onun kendisine baktığı yolunda çok rahatsız edici bir hisse kapıldı ve Sirius'la Lupin'e doğru yürüdü. Eh tebrikler dedi Moody normal gözüyle hala Ron'a dik dik bakarak. Otoriteyi temsil edenler hep belayı üstüne çeker ama. Herhalde Dumbledore senin belli başlı uğursuzluk büyülerinin çoğuna karşı koyabileceğini düşünüyor. Yoksa seni tayin etmezdi. Ron işe bu yönden bakılmasını hayli şaşırmış görünüyordu. Ama babasıyla en büyük abisi gelince cevap verme derdinden kurtulmuş oldu. Mrs. Weasley o kadar keyifliydi ki yanlarında mundungusu getirmişler diye şikayet bile etmedi. Mundungus olmadık yerleri tuhaf bir şekilde şişmiş uzun bir palto giymişti. Onu sırtından çıkarıp Moody'nin seyahat pelerinin yanına koyma teklifini de reddetti. Herkes içkisini alınca Mr. Vizie, eh artık şerefe içmek lazım dedi. Kadehini kaldırdı. Yeni Gryffindor sınıf başkanları, Ron ve Hermione. Ron ve Hermione herkes şereflerini içip sonra da alkışlarken sevinçle güldüler. Herkes yemek almak için masaya doğru ilerlerken Tonks Harry'nin arkasından doğru neşeyle ''Ben hiç sınıf başkanı olmadım.'' dedi. Bugün saçı domates kırmızısıydı ve beline kadar uzanıyordu. Cinnin ablasıymış gibi duruyordu. Bina başkanım bir takım gerekli niteliklerden yoksun olduğumu söyledi. Fırınlanmış patates alan Cini ne gibi diye sordu. Uslu durma yeteneği gibi dedi Tonks. Cini güldü. Hermione gülüp gülmemeye karar veremiyormuş gibi baktı. Sonra da bir arayol bularak fazladan koca bir yudum kaymak birası içip tıkandı. ''Ya sen Sirius?'' diye sordu Cini. Hermione'nin sırtını yumruklayarak. Harry'nin hemen yanında olan Sirius her zamanki havlar gibi gülüşüyle güldü. ''Kimse beni sınıf başkanı yapmazdı. James James'le ikimiz çok ceza aldık. Lupin iyi çocuktu. Rosetta o aldı.'' Belki de Dumbledore en iyi arkadaşlarımı kontrol edebileceğimi ummuştur, dedi Lupin. Fena halde başarısızlığa uğradığımı söylememek gerek yok sanırım. Harry'nin morali birden düzeldi. Babası da sınıf başkanı olmamıştı. Birden parti çok daha keyifli bir hal aldı. Harry tabağını doldurdu. Şimdi odadakilerden iki misli daha fazla hoşlanıyordu. Ron kendisine kulak veren herkese coşkuyla yeni süpürgesini anlatıyordu. 10 saniyede sıfırdan 70'e çıkıyor. Fena değil ha. Bir de kuyruklu yıldız 290'ın sadece 60'a çıktığını düşünecek olursan o da hangi süpürgeye göre arkadan iyi bir rüzgar esiyorsa. Hermione Lupin'e evcine hakları konusundaki görüşünü samimiyetle anlatıyordu. Bence bu kurt adam ayrımı türünden bir saçmalık değil mi? Hepsi büyücülerin kendilerini öteki yaratıklardan daha üstün görme şeklindeki korkunç yaklaşımından kaynaklanıyor. Mrs. Weasley ile Bill her zamanki gibi Bill'in saçı konusuna tartışıyorlardı. Gittikçe daha da zapt edilmez hale geliyor. O kadar da yakışıklısın ki kısa olsa çok daha iyi görünür değil mi Harry? Ha, bilmem dedi Harry. Fikri sorulduğu için biraz telaşlanmıştı. Onlardan kayarcasına uzaklaşıp da bir köşeye çekilmiş olan Fred de George'un yanına gitti. Munungus Harry'i görünce sustu. Ama Fred göz kırptı ve eliyle işaret ederek Harry'i yanlarına çağırdı. Merak etme dedi Munungus'a. Harry'e güvenebiliriz. O bizim mali destekçimiz.'' George elini Harry'e uzatarak bak Dunk bize ne getirmiş dedi. Avcı buruşmuş kara bezelyeye benzeyen şeylerle doluydu. Tamamen hareketsizdiler ama içlerinden hafif bir tıkırtı geliyordu. Zehirli dokuna kula tohumları dedi George. Kaytartan çerez kutuları için ihtiyacımız vardı ama C sınıfı ticareti yapılamaz madde sayıldıkları için elimize geçirmekte zorluk çekiyorduk. Öyleyse hepsi on gel yana dank dedi Fred. Mundungus ben onları bulayım diye onca zahmete girmişken ha dedi. Altları torba torba kan çanağı gibi gözleri daha da fazla açılmıştı. Kusura kalmayın koçlar ama yirmilikten bir kınat aşağı olmaz. Fred Harry'e dank şakacı bir arkadaşımız dedi. Evet şimdiye kadarki en iyi şakası da bir torba hırpa dikenine altı sikil istemekti dedi George. Harry alçak sesle dikkatli olun diye uyardı onları. Ne dedi Fred. Annem sınıf başkanı ona cilve yapmakla meşgul, sorun yok. Ama Moody'nin gözü üstünüzde olabilir, dedi Harry. Munungus endişeyle dönüp arkasına baktı. İyi dedin, diye homurdandı. Peki koçlar on diyelim, hemen alırsanız yani. Mundungus ceplerini ikizlerin hazır bekleyen ellerine boşaltıp yemeklere doğru uzaklaşınca Fred sevinçle, sağ ol Harry, dedi. Biz en iyisi bunları yukarı çıkaralım. Harry kendini biraz tedirgin hissederek onların gidişini izledi. Mr. ve Mrs. Weasley'nin Fred ve George'un şaka dükkanı için nereden para bulduklarını bilmek isteyecekleri o anda aklına gelmişti. Kaçınılmaz olarak sonunda nasıl olduğunu öğreneceklerdi. Üç büyücüden kazandığını ikizlere vermek o sırada ona basit bir şeymiş gibi görünmüştü ama ya yeni bir aile kavgasına ve Percy ile olduğu gibi bir soğukluğa yol açarsa? Mrs. Weasley, Fred ve George'un yakışıksız bulduğu bir mesleğe adım atmalarını sağlayan kişinin Harry olduğunu öğrenince de onu oğlu sayacak mıydı bakalım? İkizlerin onu bıraktığı yerde dikilmiş, eşlikçi niyetine sadece karın boşluğundaki ağır suçluluk hissiyle duran Harry'nin kulağına kendi adı çalındı. Kingsley Shacklebolt'un kalın sesi onu saran konuşmaların arasında bile duyulabiliyordu. Dumbledore neden Potter'ı sınıf başkanı yapmadı? dedi Kingsley. Kendince nedenleri vardır diye cevap verdi Lupin yapsa ona güvendiğini göstermiş olurdu. Ben olsam öyle yapardım diye ısrar etti Kingsley. Hele gelecek postası ikide bir onunla uğraşırken. Harry dönüp bakmadı. Lupin ya da Kingsley'nin duyduğunu anlamalarını istemiyordu. Hiç mi hiç aç olmadığı halde Munungus'un ardına düşüp masaya gitti. Partiden duyduğu zevk geldiği hızla uçup gitmişti. Keşke yukarıda yatakta olsam diye düşündü. Deli göz Moody burnunun kalanıyla bir tavuk budunu kokluyordu. Besbelli zehir izine rastlamadı ki dişiyle bir parça kopardı. Sapı İspanyol meşesinden yapılmış. Uğursuzluk büyüsüne karşı cilası ve içten yerleştirilmiş titreşim kontrolü var diyordu Ron Tonks'a. Mrs. Weasley çenesi kopacakmış gibi esnedi. eh, ben en iyisi yatmadan önce şu böcürdü halledeyim. Arthur bunların çok geç vakte kadar oturmalarını istemiyorum tamam mı? Harry iyi geceler canım. Mutfaktan çıktı. Harry tabağını bıraktı ve dikkati çekmeden onu izleyip izleyemeyeceğini merak etti. ''İyisin ya Potter'' diye homurdandı Moody. ''Evet iyiyim'' diye yalan söyledi Harry. Moody cep şişesinden bir yudum aldı. Elektrik mavisi gözü yan yan Harry'e bakıyordu. ''Gel buraya'' dedi. ''Yanımda seni ilgilendirebilecek bir şey var.'' Moody cübbesinin iç ceplerinin birinden çok yıpranmış bir büyücü fotoğrafı çıkardı. ''Asıl Zümrü Doğan K. Yoldaşlığı'' diye homurdandı. Baktım ki Podmore'da en iyi pelerinimi geri verecek görgü yok. Geçen akşam yedek görünmezlik pelerinimi arayayım dedim. Bunu buldum. İnsanlar görmekten hoşlanır diye düşündüm. Harry fotoğrafı aldı. Küçük bir büyücü grubu kimi ona el sallayıp kimi bardaklarını kaldırarak bakışına karşılık verdi. İşte ben dedi Moody gereksiz bir şekilde kendini işaret ederek. Resimdeki Moody'nin tanınmayacak bir hali yoktu ama saçı daha az kırlaşmıştı ve burnu da sağlamdı. İşte yanımda Dumbledore, öbür tarafta Dedalus Diggle var. İşte Marlin Mekkinin. Bu fotoğraf çekildikten iki hafta sonra öldürülmüştü. Bütün ailesini akladılar. Bunlar da Frank ve Alice Longbottom. Harry'nin zaten iyi durumda olmayan midesi, Alice Longbottom'a bakarken bütün bütün kasıldı. Onun yuvarlak dost ifadeli yüzünü çok iyi biliyordu. Hem de hiç karşılaşmamış olduğu halde. Çünkü oğlu Neville'ın tıpkısıydı. Zavallıcıklar diye homurdandı Moody. Ölmek bile onların başına gelenden daha iyi. Bu da Emily'in Vance. Onunla tanıştın ve işte besbelli Lupin, Benji Fenwick. O da gazladı. Ancak birkaç parçasını bulduk. Çekilin bakayım kenara diye ekledi resmi dürtükleyerek. Küçük fotoğraf insanları yan yan gidip kısmen görünenler önlere gelebilsin diye yer açtılar. Bu Edgar Bones Amelia Bons'un kardeşi onu da ailesiyle birlikte götürdüler. Büyük bir büyücüydü. Sturgis Potmore vay canına amma genç görünüyor. Karadok Dearborn bu resim çekildikten 6 ay sonra ortadan kayboldu. Cesedini hiç bulamadık. Hagrid tabii ki hep aynı görünüyor. Elf Dutch onunla tanıştın. O aptal şapkayı taktığını unutmuşum.'' Gideyim Prevot. onunla kardeş Fabian'ı öldürmek için tam beş tane ölümeyen gerekti. Kahraman gibi mücadele ettiler. İlerleyin, ilerleyin. Fotoğraftaki küçük insanlar birbirlerini tek aka kenara çekildiler ve arkada saklı olanlar resmin en önüne geldi. İşte Dumbledore'un kardeşi Aberforth. Onu sadece bu resim çekilirken gördüm. Tuhaf adamdı. Bu da Dorcas Meadowes. Voldemort onu bizzat öldürdü. Sirius saçı hala kısarken ve al bakalım bu ilgini çeker diye düşündüm. Harry'nin yüreği yerinden oynadı. Annesiyle babası gözleri ışıl ışıl ona gülümsüyorlardı. Harry'nin kıl kuyruk olduğunu hemen anladığı küçük sulu gözlü bir adamın iki yanında oturmuşlardı. Kıl kuyruk annesiyle babasına ihanet ederek onların nerede olduklarını Voldemort'a söyleyen ve ölümlerine sebep olan adamdı. Ee, dedi Moody. Harry başını kaldırıp Moody'nin ağır yara izleriyle dolu, delik deşik yüzüne baktı. Belli ki Moody, Harry'i az önce bir iyilikte bulunduğunu sanıyordu. ''Evet'' dedi Harry, bir kez daha sırıtmaya çalışarak. ''Şey, bir dakika bir şey hatırladım, sandığa koymamışım.'' Sandığa koymadığı bir nesne icat etmekten kurtuldu. Sirius, ''O elindeki ne deli göz?'' demiş, Moody de ona dönmüştü. Harry mutfağa geçti, kapıdan dışarı süzüldü. Ve kimse onu çağıramadan merdivenleri çıkmaya koyuldu. Bunun niye böyle bir şok etkisi yarattığını bilmiyordu. Sonuçta annesiyle babasının resimlerini daha önce de görmüştü. Kıl kuyrukla da karşılaşmıştı. Ama hiç beklemezken böyle birden karşısına çıkmaları. Kimse bundan hoşlanmaz diye düşündü öfkeyle. Sonra onları o diğer mutlu yüzlerle çevrili görmek. Parçalar halinde bulunan Benji Fenwick bir kahraman gibi ölen Gideon Prewit işkenceyle delirtilen log batımlar. Hepsi fotoğrafta mutlu mutlu, ebedi yani el sallıyor, sonlarının yakın olduğunu bilmiyorlardı. E, Moody bunu ilginç bulabilirdi. Harry ise rahatsız edici buluyordu. Harry yeniden kendi başına kalmaktan memnun, holdeki merdivenlerden parmakların ucuna basarak çıktı. Doldurulmuş evcini kafalarının yanından geçti. Ama ilk sağlığa yaklaştığında bir takım sesler duydu. Birisi misafir odasında ağlıyordu. Kim var orada? dedi Harry. Cevap yoktu ama hıçkırık sesleri devam ediyordu. Geri kalan basamakları ikişer ikişer çıkıp sahanlıktan geçti ve misafir odasının kapısını açtı. Birisi karanlık duvarın önüne çökmüştü. Asası elindeydi. Bütün vücudu hıçkırıklarla sarsılıyordu. Tozlu eski alının üzerinde bir tutam ay ışığında Ron'un besbelli cansız bedeni uzanıyordu. Harry'nin ciğerlerindeki bütün hava boşaldı sanki. Kendini döşemeden aşağı düşer gibi hissetti. Beyni buz kesti. Ron ölü ha? Hayır olamazdı. Ama bir dakika. Sahiden olamazdı. Ron aşağıdaydı. Mrs. Weasley dedi Harry boğuk bir sesle. Ridikulus diye hıçkırdı Mrs. Weasley. Titreyen asasıyla Ron'un bedenini işaret ederek. Şurak. Ron'un vücudu bilinkine dönüştü. Kollarını iki yana açmış. Sırt üstü yatıyordu gözleri fal taşı gibi açılmış boş bakıyordu. Mrs. Weasley daha da fazla çıkırmaya başladı. ''Ridikulus!'' diye hıçkırdı yine. Şırak. Benim vücudunun yerine Mr. Weasley'ninki aldı. Gözlüğü eğri duruyor, yüzünden aşağı bir kan damlası süzülüyordu. Hayır diye inledi Mrs. Weasley. Hayır, ridiculous, Ridikulus! Ridikulus!'' Şırak ölü ikizler, şırak ölü Percy, şırak ölü Harry. Mrs. Weasley çıkın buradan diye haykırdı Harry döşemede yatan kendi cesedine bakarak. Bırakın da başkası. Ne oluyor burada? Lupin koşarak odaya girmişti. Hemen ardında Sirius vardı. Moody de arkalarından topallaya topallaya geliyordu. Lupin önce Mrs. Weasley'e sonra yerde yatan ölü Harry'e baktı neler olduğunu hemen anlamıştı. Kendi asasını çıkararak çok kararlı ve net bir şekilde söyledi. Ridiculous. Harry'nin cesedi yok oldu. Yattığı yerin üstündeki noktada havada gümüşü bir küre asılı duruyordu. Lupin asasını bir kere daha salladı. Ve küre arkasına bir duman bırakarak kayboldu. Ay, ay diye yutkundu Mrs. Weasley. Sonra da ellerini yüzüne kapatıp bir ağlama krizine kapıldı. Molly, Dedi Lupin sıkıntıyla ona doğru yürüyerek. Molly yapma. Bir saniye sonra Mrs. Weasley Lupin'in omzunda kalbi kopup çıkacakmış gibi ağlıyordu. Lupin onu sakinleştirmek için. Molly sadece bir böcürttü dedi başını okşayarak. Sadece aptal bir böcürt. Mrs. Weasley yüzü onun omzunda. Onları hep ölü görüyorum diye inledi. Hep rüyamda görüyorum. Sirius gözlerini halıya dikmiş, Harry'nin cesedi kılığına girmiş böcürdün yattığı yere bakıyordu. Moody ise onunla göz göze gelmemeye çalışan Harry'ye. Harry sanki Moody'nin sihirli gözü onu mutfaktan çıktığından beri izlemiş gibi garip bir duyguya kapılmıştı. Ar ''Arthur'a söyleme'' dedi Mrs. Weasley. Şimdi yutkunuyor, bir yandan da hiç durmadan kolunun yeniyle gözlerini siliyordu. ''Ben...'' Onu bilmesini istemiyorum. Aptallık ettiğimi. Lupin ona bir mendil verdi. Mrs. Vizi burnunu sildi. Harry çok özür dilerim. Hakkımda neler düşüneceksin kim bilir. Dedi tir tir titreyerek. Bir böcürtü başımdan atmayı bile beceremedim. Aptallık etmeyin dedi Harry. Gülümsemeye çalıştı. Mrs. Vizi gözlerine yine yaşlar dolarken. Öyle endişeliyim ki dedi. Ailenin yarısı yoldaşlıkta. Bu işi atlatırsak bir mucize olacak. Ve Percy de bizimle konuşmuyor. Ya korkunç bir şey olursa ve onunla barışmazsak. Peki ya Arthur'la ben ölürsem ne olacak? Ron ve Ginny'e kim bakacak? Molly yeter artık dedi Lupin kararlı bir şekilde. Bu sefer geçen seferki gibi değil. Yoldaşlık daha iyi hazırlandı. Önde başladık. Voldemort'un ne işler çevirdiğini biliyoruz. Mrs. Weasley o adı duyunca korkuyla ciyakladı. Hadi ama Molly artık bu adı duymaya alışmalısın. Bak kimse incinmeyecek diye söz veremem. Kimse böyle bir söz veremez. Ama geçen seferkinden çok daha iyi durumdayız. Sen geçen sefer yoldaşlıkta değildin. Onun için anlamıyorsun. Geçen sefer bizden bir kişi 20 ölüm yiyen düşüyordu. Ve hepimizi teker teker topluyorlardı. Harry yeniden fotoğrafı, annesiyle babasının sevinçten ışıllayan yüzlerini düşündü. Moody'nin hala onu gözlediğini biliyordu. Sirius birden, Percy konusunda da üzülme, dedi. Hizaya gelecektir. Voldemort'un açığa çıkması sadece bir zaman meselesi. Bir kez ortaya çıkınca da bütün bakanlık onları affedelim diye bize yalvarmaya başlayacak ve özürlerini kabul edeceğimden de emin değilim, diye ekledi acı acı. Ve senle Arthur ölürseniz Ron'la Jenny'e ne olacağına gelince, dedi Lupin hafifçe gülümseyerek, ne sanıyorsun onları açlıktan ölmeye bırakacağımızı mı? Mrs. Vizzy titreyerek gülümsedi. Aptallık ettim diye mırıldandı yeniden gözlerini kurulayarak. Ama Harry 10 dakika kadar sonra yatak odasının kapısını arkasından kapatırken Mrs. Vizzy'nin aptallık ettiğini düşünemiyordu bir türlü. Annesiyle babasının çevrelerindeki birçok kişi gibi hayatlarının sonuna yaklaştıklarının farkında bile olmadan o yıpranmış fotoğraftan gülümsemelerini unutamıyordu. Sırasıyla Mrs. Weasley'nin ailesinin her üyesinin cesedi kılığına bürünen böcürtün görüntüsü gözlerinin önünde çakıp duruyordu. Hiçbir uyarı olmaksızın başındaki yara izi yeniden acıyla dağlandı. Midesi berbat bir şekilde çalkalandı. Sertçe kes şunu dedi. Acı azalırken yara izini ovalayarak. Deliliğinin ilk belirtisi kendi kafanla konuşmaktır dedi. Duvardaki boş tablodan gelen sinsi bir ses. Harry onu duymazdan geldi kendini ömründe hissetmediği kadar yaşlı hissediyordu. Ve sadece bir saat önce bir şaka dükkanı için ve sınıf başkanı rozetini kim aldı diye kaygılanmış olması şimdi ona inanılmaz görünüyordu.